Herkese yeni bir videodan merhabalar Türkiye Gazetesi izleyicileri. Biliyorsunuz ki üniversite sınav sonuçları açıklandı ve tercih dönemi de yaklaşıyor. Öğrencilerin kafasında hangi üniversiteyi seçeceklerine dair bazı soru işaretleri var. Ben de sizler için benim üniversitem konseptinde yeni bir video çekmeye karar verdim. Ve bugünkü durağımız İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Boğaz manzaralı Bahçeşehir Üniversitesi. Çok vakit kaybetmeden hep birlikte yola çıkalım. Bahçeşehir Üniversitesi'ne geldik. 1998 yılında kurulan bu üniversite avantajlarla öne çıkıyor. Şimdi hep beraber binadan içeri gireceğiz. Bir öğrenci gözünden sizlere Bahçeşehir Üniversitesi'ni anlatmaya çalışacağım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde tam 11 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, uygulamalı bilimler ve sağlık meslek yüksekokulu ile birlikte tıp, eczacılık, konservatuar gibi alanlarda tam 58 lisans bölümü bulunuyor ve okulda şu anda 20 bine yakın öğrenci var. Üniversite hayatında derslere girmek ne kadar önemli olsa da öğrenci kulüplerinin de önemi o kadar büyük. Çünkü öğrenciler öğrenci kulüplerinde sosyalleşiyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bulunan 78 kulüp hem öğrencilerin sosyalleşmesine imkan sağlıyor hem de onlara büyük bir eğlence kaynağı haline geliyor. Ayrıca bu kulüpler hem yurt içi hem de yurt dışı etkinliklere katılıyor. Şu anda benim Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekten en etkilendiğim noktanın önündeyim. Burası Coop. Coop nedir dediğinizi duyar gibiyim. Aslında 3 ayağı bulunuyor. Bu 3 ayaktan ilki öğrencilere daha öğrenciyken staj imkanı sunuyor. Markalarla birebir işbirliği yaparak öğrencilerle iletişime geçiriyor ve henüz daha öğrenciyken staj imkanına sahip olabiliyorsunuz. İkinci ayağı markalı dersler. Markalı dersler duyduğumda beni oldukça şaşırttı. Bildiğiniz YÖK programına bu dersler entegre ediliyor. Kredili dersler ve bu derslere ilgili firmalardan yetkililer giriyor. Bir akademisyenin yanında bu yetkili de giriyor. Fakat dersin müfredatında tamamen o firma hazır diyor. Üçüncü ayağından bahsediyorum son olarak. Bu noktada da kariyer gelişim merkezi olarak hizmet veriyor. Öğrencilerine nasıl CV hazırlanır, kariyer yoluna nasıl adımlar izlemeliler, mülakatlara nasıl hazırlanmalılar. Bu konular hakkında koçları eşliğinde eğitimler veriyor ve hatta sizin için şöyle bir kilit nokta öğrendim. Bu Eylül'den itibaren büyük firmaların insan kaynaklarından uzman kişileri buraya gelecek ve öğrencilerle gününü birlikte geçirecek. Öğrenci olarak o insan kaynaklarında uzman kişiye her ne isterseniz onu sorabileceksiniz. Bence Bahçeşehir Üniversitesi bu konuda öğrencileri henüz daha okurken iş hayatına atma, iş insanlarıyla tanıştırma konusunda oldukça büyük bir adım atmış. Şimdi sizlere 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve en yeni üniversite kabul sisteminden bahsedeceğim. Bu sistemin adı AppliBow. AppliBow nasıl bir şeydir? Sizler merkezi yerleştirme sistemiyle birlikte üniversiteye yerleşmeden önce AppliBow'a başvuruyorsunuz ve üniversiteden kabul talebinde bulunuyorsunuz. AppliBow sizlere kişisel yeteneklerinize, ilgilerinize, becerilerinize göre üniversiteye yerleştiren bir sistem. Eğer ki üniversite sınavından istediğiniz puanı alamadıysanız fakat bazı projeleriniz varsa, bir takım projelerde geliştirmeler yapıyorsanız AppliBow'a başvurarak siz de Bahçeşehir Üniversitesi'ne girme talebinde bulunabilirsiniz. Üniversite öğrencilerinin en büyük hayallerinden biri de şüphesiz ki bir yurt dışı deneyimi elde edebilmek. Bahçeşehir Üniversitesi'ni araştırırken birçok yurt dışı programıyla karşılaştım. Şimdi hepsini kısa kısa özetleyeceğim sizlere. Fakat detaylıca bilgi edinmek isterseniz de Bahçeşehir Üniversitesi'nin web sitesine gidebilirsiniz. Şimdi hemen Erasmus programından Erasmus'u bir yana bırakalım. Sizlere sunulan yurt dışında ikinci diploma hakkından bahsedelim. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Erasmus Plus kapsamında 28 Avrupa, 7 Avrupa dışındaki ülkelere olmak üzere toplamda 172 ve World Exchange kapsamında ise Avrupa ve Avrupa dışında 14 farklı ülkeden 17 üniversite ile öğrenci değişim programı bulunuyor. Bunların yanı sıra az önce bahsettiğim ikinci diplomanızı yurt dışından alma imkanınız var. İkinci diplomayı yurt dışından alma imkanına şöyle fırsat buluyorsunuz. Diyelim ki siz Bahçeşehir Üniversitesi'nde hukuk okuyorsunuz ve ilk 3 yılınızı tamamladınız. 4. yılınızda Kansas Üniversitesi'ne giderek burada bir sene okuyabiliyor ve yüksek lisans diploması
diplomanızı Kansas Üniversitesi'ndeki Hukuk Fakültesinden alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir imkan. Bu sadece Hukuk Fakültesine geçerli değil bu arada. Hemen diğerlerini de anlatıyorum. Bunlardan bir diğeri de Dual App sistemi. Dual App sistemiyle de sizler Berlin'deki üniversiteden diploma sahibi olabiliyorsunuz. Ve Almanya'dan sahip olduğunuz diploma Avrupa Birliği'nde geçerli oluyor. Aynı zamanda burs da kazanabiliyorsunuz. Tabii ben bu konulardan sizlere bahsediyorum. Fakat birazdan rektörümüz Profesör Doktor Şirin Karadeniz'le de konuşacağız. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki gezintimiz bitti ve sayın rektörümüz Profesör Doktor Şirin Karadeniz'in yanındayım. Öncelikle teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Nasılsınız diyeyim. Harika. Tanıtım günleri oldukça yoğun. Keyifli. Çok keyifli. Yani özellikle gençlerin hayatındaki en önemli dönem bu. Çok önemli bir karar alıyorlar. Biz de eğitimciler olarak aslında onlara rehberlik etmek için buradayız. Gençlerle beraber olmak her zaman en güzel şey. Evet. Peki ben size birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Kendimi de bir öğrenci yerine koyuyorum. Zaten yeni mezunum. Tamamen o doğrultuda soracağım. Okay. Öncelikle Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki serüveniniz aslında sizin yeni değil. Değil. 2008'e tabii. dayanan bir serüveniniz evet. var. Şu anda da rektörlük görevindesiniz. Evet. Peki Bahçeşehir Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli nokta nedir desem? En önemli nokta sanıyorum ki bir ekosistem sunuyor olmamız. Yani her üniversitenin sunduğu dersler, programların dışında aslında biz bir aile ekosistemi sunuyoruz. Ve bu ekosistemin en önemli özelliği öğrenciyi bir kampüse koyup 4 yıl sonra güle güle demek yerine öğrenciye farklı deneyimler yaşatıyoruz. Çünkü üniversite öğrencisi olmak demek deneyim yolculuğu demek. Ve üniversite hayatı siz de yeni mezun olduğunuz biliyorsunuz. Ben kimim sorusunu anlamak, hayatı anlamak, fırsatları, olanakları görüp o fırsat ve olanaklara göre o imkanların peşinde başka yaşamlarda tasarlamak demek. Bu bir yaşam tasarımı yolculuğu. İşte orada en önemli verdiğimiz şey global deneyim. Uluslararası deneyime sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü global bir vatandaş olacağı dünyanın farklı yerlerinde çalışabilir, üretebilir ve yaşayabilir olmasını istiyoruz. En önemli farkımız özellikle Dual App programlarımız, Erasmus World Exchange programlarımızda ve ikinci diploma programlarımızda o uluslararası deneyimi ve uluslararası mobiliteyi hem öğrenciyken hem de mezun olduktan sonra sağlayabiliyor olmamız. İkincisi eğitimdeki tüm paradigma değişimlerini takip ediyoruz. Çünkü biz zaten 54 yıllık bir eğitim kurumuyuz. 4 yaşından itibaren alıp yaşam boyu eğitiyoruz. O yüzden dünyadaki bütün eğitim paradigmalarını çok iyi biliyoruz ve bunun öncülüğünü yapıyoruz. Burada da eğer bir üniversite öğrencisini aynı zamanda iş dünyasına hazırlayacaksa ta tasarımdan itibaren o iş dünyasını içeri almalıdır. Bakış açımızda, KOLB modelimizde öğrencilerimize sektörle beraber tasarladığımız programları sunuyoruz. Burada hem yeni bilgi, beceri ve sertifikasyonları alıyor hem de iş hayatını deneyimliyor. Daha sonra da kariyer merkezimizde onu yönlendirerek işe geçişi için de rehberlik yapıyoruz. İkinci en önemli verdiğimiz şey bu. Üçüncüsü ise birebir ilgilenme. Yani aslına bakarsanız üniversiteye gelen her öğrencinin hayalleri birden fazla olabiliyor, farklı olabiliyor. Biri bilim insanı olmak istiyor, biri girişimci olmak istiyor, biri o bölüme girip daha sonra başka bir bölümden ders almak istiyor ya da girdiği bölümden başka bir bölüme geçmek istiyor. Bunların hepsini de öğrenciye biz kariyer anlamında da rehberlik yapıp onun yaşamında olası olarak tasarlaması gereken olanak ve imkanları yani bugüne kadar düşünmediği ama görebileceği kocaman bir dünyayı gösterip daha sonra da ona destek mekanizmalarımızı sağlıyoruz. Peki, aslında uluslararası olmaktan bahsettik. Evet. Gerçekten Bahçeşehir Üniversitesi uluslararası alanda birçok fırsat sunuyor. Evet. Ama baktığımda şu an tanıtım günlerine de gördüğüm kadarıyla birçok yabancı öğrenciniz de var evet. ve bu sayı sanırım 6500'e yakın bir sayı. Evet. Peki yabancı öğrenciler neden tercih ediyor? Bize gelen öğrenciler 117 ülkeden geliyor. Yani sadece 1-2 ülkeden gelmiyor. O yüzden ben hep şey diyorum, üniversitenin içi Birleşmiş Milletler gibi. Neredeyse her dil, her görüş var. Global anlamda tercih edilmeniz için bir eğitim kalitenizin iyi olması lazım. İkincisi sizin birçok fırsatı, yani programlarınızın yanı sıra kişilerin kendilerini yetiştirebileceği fırsatları sunabiliyor olmanız lazım. Üçüncüsü de hem sosyal anlamda, hem de kariyer anlamında, hem de entelektüel gelişim anlamında diğer tüm gelişim mekanizmalarını sağlayabiliyor olmanız lazım. Aslında uluslararası öğrencilerin burada olması öğrencilerimiz için de inanılmaz bir artı. Çünkü dünyada artık global şirketler global çalışanlarla çalışıyor. Yani siz bir yerde çalıştığınızda yanınızda Hintli olabilir, Amerikalı olabilir, Japon olabilir, Avustralyalı olabilir. Bu insanlarla çalışabilmek için onları tanımanız ve onlarla birlikte vakit geçirmeniz ve onlarla birlikte üretmeniz gerekiyor. Aslına bakarsanız bu kadar farklı sayıda
da ülkeden olması da kişinin ben kimim sorusunu cevaplaması açısından da çok doğru bir ortam. Bizi tercih etmelerinin en önemli nedeni aslına bakarsanız uluslararası olmamız. Uluslararası olduğumuz için, uluslararası anlamdaki network'ümüz de olduğu için aslında gençlerin istediği uluslararası network'ün içerisinde başka kültürlerden insanları tanıyıp o uluslararası deneyime ulaşmak. En çok tercih edilmemizin nedeni bu. Peki, uluslararası dedik, yabancı öğrenci dedik ama Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir global eğitim ağı var. Evet. Bu global eğitim ağından kısaca bahseder misiniz? Öyle, Bahçeşehir Üniversitesi 24. yılında. Bunun dışında bizim farklı ülkelerde kurduğumuz üniversiteler var. Bunlar satellite campus gibi bizim kampüsümüz değil, oranın kanunlarına göre kurulmuş üniversiteler ve biz onlarla beraber o bağı global dediğimiz çatının altında farklı değişim programlarından tutun da ortak birçok çalışmaya kadar yapabiliyoruz. Örneğin Washington DC'de bir üniversitemiz var. Berlin'de var, İngiltere'de var, Kuzey Kıbrıs'ta var, Batum'da var. Örneğin Berlin'deki üniversitemizde Dual Lab programımız var. Öğrencimiz buradan mezun olunca oradaki bölümlerde bir sene okuyarak ikinci diploma alıp Almanya'da ve Avrupa'da 18 ay oturma ve çalışma izni alabiliyor. Ya da biz buraya geldiğinde isterse hazırlık okulunu, yani İngilizce öğrenmek için Washington DC'deki üniversitemizdeki dil okulundan alabiliyor. Bunlar bizim kendi üniversitemizde yaptığımız işler. Ama bir de bunun dışında diğer tüm üniversitelerle imzaladığımız MOU'lar var. Bunlar da öğrencimizin yaz okulu, kış okulu, dönemlik, yıllık çeşitli yerlere, Amerika dahil, Avrupa dahil, Uzak Doğu dahil buralara gidebilmelerini sağlıyor eğitim amacıyla. Ya da Erasmus dediğimiz diğer üniversitelerin de yaptığı öğrencinin staja veya okumaya hibeli veya hibesiz gidebildiği programlar var. Ama esas en son yaptığımız H&D diplomasıyla beraber aslında bizim diplomalarımızla dünyadaki 305 üniversitenin diplomalarını denkleştirdiğimiz bir sisteme dahil olduk. Böylece öğrencimiz bizden mezun olunca o ağa bakabilirler web sayfamızdan. Oradan bir üniversiteye başvurarak orada da ikinci diploma alma şansına sahip olabiliyor. Yani kısacası ilk girdiğinde hazırlık okumak istediğinde bağı global ağından başlayarak sonrasında her dönemlik yıllık yaz okulu, kış okulu, staj ve mezun olduktan sonra da gidebilmek için kocaman bir global ağın içerisine girmiş oluyor. Peki son olarak üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih evet. dönemindeyiz artık. Öğrenciler neden Bahçeşehir Üniversitesi'ni seçsin? Neden Bahçeşehir'e gelsinler? Yani tercih yaparken Bahçeşehir Üniversitesi özelinde vermeyeyim. Onlar zaten incelerler ama tercih yaparken aileleriyle beraber bu sürece karar verecekler çünkü. Bir ekosisteme baksınlar. Zaten hangi bölümler olabileceklerine kafalarında vardır belirli bölümler. Ama bölüm tercihinin dışında üniversiteyi tercih etmeleri lazım. Yani girdikleri ekosistemdeki olanaklar nelerdir? Fırsatlar nelerdir? Ben bu fırsatlara nasıl ulaşabilirim? Çünkü geniş bir ekosisteme girdiğinizde fırsatlar nelerdir? Değil sertifika, stajlar, yurt dışı olanakları ile beraber birçok imkan ve olanağa sahip oluyorlar. O yüzden bölüme girmek yerine, o bölüm belli zaten, seçeceği üniversite nasıl bir ekosistem sağlıyor ona bir bakmalarını isterim. İki, İngilizce çok önemli. Yani eğer dünyaya açılmak istiyorsa, dünyanın farklı yerlerinde yaşamak, çalışmak istiyorsa bunu üniversitede halletmesi lazım en geç. O yüzden İngilizcesini geliştirebilirsiniz. Olanaklara baksın. 3. Sektörle işbirliği olmazsa olmaz. Yani sektörle işbirliği bizde mesela markalı dersler var, stajlar var. Diğer üniversitelerin de imkanlarına baksınlar. Sektörle işbirliği nedir? Sektöre geçmek için nasıl bir ekosistemde olanaklar var ona bakıyor olsunlar. Peki çok teşekkür ederim Şirin Hocam. Evet. Sohbet etmek çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ olun.